Merhaba küçük sanatçılar. Hem eğlen hem öğrene. Hoş geldiniz. Bubu'nun birbirinden güzel ürünleriyle harika şeyler yapmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman. Bugün şönillerle çok tatlı çiçekler yapacağız. İlk önce çiçeğimin sapı için yeşil renkte şönil alıyorum. Ve çiçeğin sapının olmasını istediğim uzunluğa kadar getirip kesiyorum. Sonra da çiçeğimi hangi renk yapmak istiyorsam o renkte bir şönil alıyorum. Onu da şimdi gösterdiğim gibi birkaç parça halinde kesiyorum. Çiçeğimin ortasında bir tomurcuk yapacağım. Bunun için de turuncu renkle şönil seçtim. Şimdi kestiğim sarı şönillerimin hepsini ortadan ikiye katlıyorum. Çiçeğimin sarı yapraklarını kestikten sonra hepsinin kesilmiş olan kısımlarını yeşil sapının üst kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sarı yaprakların ortasına da çiçeğimin yeşil kısmını koyuyorum ve tüm yaprakları üzerine doğru sarıyorum. Burada çok dikkatli tutmalısınız çünkü sıkı tutmazsanız hepsi dağılabilir. Ve tomurcuk olacak turuncu kısmını da iyice etrafına sarıyorum. Çiçeğimin sarı yapraklarının hepsini yukarıya doğru çeviriyorum. Çiçeğime birkaç tane de yeşil yapraklar yapıyorum. Sarı çiçeğim hazır. Şimdi kırmızı renkli şönille farklı bir çiçek daha yapacağım. İki tane şönili aldım. Ortadan ikiye kesiyorum. Sonra katlıyorum. Bir kere daha kesiyorum. Bir defa daha katlıyorum ama artık bu defa kesmiyorum ve ortalarından birbirine iyice sarıyorum. Sardığım parçanın fazla kısmını kesip kenara ayırıyorum ve çiçeğin yeşil kısmını yapmak için yeşil şönil alıyorum. İstediğim uzunlukta kesiyorum. Çiçeğimin altına iyice sardım ve sabitledim. Şimdi çiçeğimin kırmızı kısımlarını dışa doğru minik minik katlayarak şekiller veriyorum. Tüm yapraklarını tek tek kıvır kıvır kıvırıyorum. Ve böylece gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Yeşille de yine yapraklarını yapıp sapını iyice sabitliyorum. Şönilden çiçeklerimi yaptım. Çok güzel oldular değil mi? İstediğim yerlerde kullanabilirim artık bunları. Hadi durma sen de yap.